Merhaba dostlar, size Dolomit taşlarını göstermek istiyorum. Park ve bahçelerde biliyorsunuz, şehrimizde görün, kullanılıyor peyzaj işlerinde. Şimdi eve gidelim ve anlatalım. Şu güzelliğe bakın. Hepiniz zaten biliyorsunuz Dolomit taşlarını, görüyorsunuz. Bizim için artı ve eksileri var mı? Onları konuşalım istedim. Çok soruldu çünkü. Her rengi oluyor bunların. Daha iri boyları, küçük boyları oluyor. Şöyle bir görün istedim. Dolomit taşlarını hepimiz gördük. Birçok bölgede, zaten hepimizin evlerinin önünde, parklarında, bahçelerinde, inşaat sektöründe, yol kenarlarında mutlaka denk geliyoruz. Ve birçok arkadaşımız bunu saksı üstünde kullanmak istiyor, dekor amaçlı. Biliyorsunuz ki ben saksı üstünde lav kırığı ve ponza kullanıyorum. Her boyu var bende. Hani mesela bu biraz iri bir boy lav kırığı, lav taşı. Bakın bu da birazcık ufak boy, 3 ile 5 milim arası lav kırığı. Bu da öyle. Bu da ponza, orta boy bir ponza. Pomzanın tek sorunu sararması dostlar. O yüzden sevmiyorum. Onun dışında lav kırığı biliyorsunuz en çok seviyorum ve kullanıyorum. Ben kullanıyorum. Bölgem rüzgarlı, topraklarım uçmasın, nem dengesi sağlasın. Çünkü çok güneş ve çok rüzgardan dolayı toprağım çabuk kuruduğu için bunları düşünerek kullanıyorum yıllardır ve çok memnunum. Ama düşünün ki bu taşları aldınız ve dekor amaçlı kullanmak istiyorsunuz. Herhangi bir saksınızı bitkinizde diktiniz diyelim. Aldınız, koyuyorsunuz, yerleştiriyorsunuz şu şekilde. Şurayı bir alan düşünelim. Evcilik oynuyor gibi oldu. Çok severim taşlarla oynamayı, evcilik oynamayı, hala bu yaşımda. Koyduk. Burada da bitkimiz var. Her yeri de komple kapladık. Arkadaşlar bu taşlarla lav taşlarını, ponzayı karıştırmayalım. Bu taşların gözenekleri yok. Bunlar kayaç parçaları. Bunlar biliyorsunuz da kayaç parçaları ama bunlar gözenekli olan doğal ürünler. Suyu, nemi, havayı, rüzgarı geçiriyor. Fakat bu bildiğimiz bir kaya parçası. Asla geçirmiyor. Alt yüzeyde biz toprağımıza su verdiğimizde toprağın kurumasını engelliyor. Ve mutlaka kaldırdığınızda taşları yosunlaşmalar görürsünüz. Yani bir hafta bile şurada şöyle kalsa emin olun yosunlar başlar, altında böcekler yuvalanmaya başlar. Toprağımız hava almadığı için bit, bakteri, mantar her şey yapar. Bu yüzden bu dolomit taşlarını, çakıl taşlarını, yine çakıl taşlarını dolduralım bir tarafa da. Bunları kullanmak bizim saksı bitkilerimiz için asla faydası yok, zararı var. Hiçbir şekilde kullanmayın. Hani normal toprağınız dursun. İlla kullanmak zorunda değilsiniz zaten. Biliyorsunuz ben hep söylüyorum, ben kullanıyorum, memnunum ama kullanmayan arkadaşlarımız da memnun. Yani bu benim bir tedbir amaçlı, hem dekor hem tedbir amaçlı yaptığım bir işlem. Yapmaya da bilirsiniz. Sadece toprağınız da olabilir. Fakat bu taşları kullanmayın. Kesinlikle saksı üstünde tavsiye etmiyorum. Bitkiniz hava almayacak. Bitki boğumu hava almayacak. Bitki boğumuna, köküne zarar verecek. Mutlaka zaten altında bir tür böcek üretecek. O yüzden de kesinlikle kullanmamanız gerekiyor. Bunları taşların üstü, toprağınızın üstünde, saksınızın üstünde. Peki toprağın içinde kullanabilir miyiz diyen arkadaşlar var. Çünkü bunların her boyu var. Ben iri boylarını seçtim biraz ama bunların her boyu var. Minikleri var, küçükleri, büyükleri, her rengi var. Hepsi aynı taş, işlemden geçmiş ve peyzaj için kullanılıyor. Peki toprak içinde, toprağınızın içinde de gerek yok. Çünkü sizin toprağınıza hiçbir faydası yok. Sadece toprağı zaman içerisinde kökler temas eder. Kökleri sıkıştırır, toprağı taşlaştırır. Yani toprağınızı havalandırmaz ya da zenginleştirmez. Bunu mantıken bile düşündüğümüzde zaten anlıyoruz. Bu yüzden toprak içinde de kullanmayın. Peki saksı altında kullanabilir miyiz drenaj için diyorsanız eğer, saksı altında kullanılabilir. Yani şu şekilde koyarsınız saksı altınıza, şöyle
şöyle koydunuz diyelim. Tamam, bir yükselti oluşturdunuz ama saksılarımız bizim zaten genelde çok hafif olmuyor. Hafif bile olsa saksıyı ağırlaştırmaya gerek yok. Ayrıca yine su geçirmediği için, hava almadığı için oradaki delikleri tıkayacak ve bildiğiniz orada yine deliksiz bir saksınız olacak. Hani buna da gerek yok. Yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Kullanan arkadaşlarımız var. Bu şekilde saksı diplerine çakıl koyan, taş koyan arkadaşlarımız var. Ama bence biz balkon ve bahçelerde olduğumuz için böyle bir şeye gerek yok hani. Bunun yerine ne yapıyoruz biliyorsunuz dostlar? Pompa koyarsınız. Strafor en güzeli. Bu beyaz eşyalardan çıkan köpükler kırın. Koyun dibine. Bu kadar. Hani taş kullanıp ağırlaştırmaya bile gerek yok. Bu taşlardan daha çabuk bulunabilir strafor. Emin olun ben böyle yoldan geçerken küçük bir parça strafor bile bulsam hemen alıyorum oradan, kırıyorum. Zaten şu kadarcık bir parça olsa bir sürü saksımıza yetiyor dostlar. Bu yüzden hiç gerek yok. Mesela saksı diplerini böyle ponza kullanabilirsiniz. Lav kırığı yine kullanabilirsiniz bu iri boylardan. Şöyle. Bu arada bu saksımız da arkadaşlar biliyorsunuz yapmıştık. Başlığını şu an hatırlayamadım, o kadar çok videom var ki. İnanın dostlar, 11 Nisan'da 1 yılımız olacak inşallah. Ve 250'yi geçti videolarımız. Hani ne kadar yayınlandı şu an bilmiyorum ama artık videoların ismini unuttum. Bu da doğal görünümlü bir saksı yapımı. Çok sağlam hala. Bakın aylar oldu. Bir tane taş bile düşmedi. Bunun videosunu mutlaka ekleyeceğiz yukarı. Hem link olarak da yorumların başına tutturacağım ben. Hem topluluk kısmında da paylaşacağım. Orada bu saksıyı görürsünüz. Ben bunun yapraklarından almıştım. Birazcık çalmıştım. Bebeklerimiz var şimdi. Ama saksımız hala sağlam. İşte bu yüzden böyle altına lav kırığı da koyabilirsiniz. Taşları bu şekilde, bakın, saksı yapabilirsiniz. Çok güzel. Ağır bir saksı ama çok kaliteli, güzel bir saksı oldu. Fakat ne toprağın dibinde ne yüzeyinde kullanmaya gerek yok dostlar. Bizim bunlara ihtiyacımız yok, bu tarz maceralara. Hiçbir şey koymayabilirsiniz. İnanın benim bölgem çok rüzgarlı olmasa ben bu kadar hani lav kırığı kullanmam. Hiç kullanmam. Ponza da kullanmam. Çünkü bittiği zaman bu kez bir saksı da oluyor, bir saksı da olmuyor. Görsel olarak hoşuma gitmiyor. Şu güzelliğe bakın. Bunu da Emre arkadaşım hediye etmişti. Çok güzel büyüdü. Bakın. Böyle lav kırığı kullanın dostlar. Hiçbir şey bulamıyorsanız hiçbir şey kullanmayın. Ama bu dolomit taşlarını parklardan, bahçelerden alıp da kullanmaya da hiç ihtiyacımız yok. Neden parklarda kullanılıyor? Ben sormuştum bir abimize. Teknik bilgim yok biliyorsunuz. Ben sadece saksıda 3 tane çiçek büyütüyorum. Hem de otların büyümesini engelliyormuş. Yani o park bahçelerde yabani otların büyümesini engelliyormuş. O yüzden de en çok kullanılıyormuş. Toprak, hani yağmur yağdığında çamur olmasın ortam. İşte toprak akıp gitmesin diye kullanılıyormuş. Yani yabani ot bitmiyorsa bir toprağın üstünde ne demektir? Toprak gerçekten hiç hava almıyor demektir. Bizim bazen otlar da bitiyor biliyorsunuz. Yabani otlar söküp alıyoruz. Nedir? Toprağımızın, çünkü içerisinde hava alıyor, yağmur alıyor, rüzgar alıyor toprağımız. Saksı altlarını bu yüzden delik yapıyoruz. Hava alsın kökler, toprak diye. O yüzden bunları hiç kullanmaya gerek yok dostlar. Böyle maceralara da gerek yok zaten. Mesela şu şekilde bir saksı tenekemiz. Böyle iri boy lav kullanmak en güzeli. Saksı dibinde şu şekilde, ben toprağın içinde karıştırıyorum, her yer biliyorsunuz benim toprağım içinde her şey var vallahi. Bir tek ben yokum yani bu toprağın içinde. Böyle lav kırığı koyabilirsiniz imkanınız varsa. Hani bizler internetten aldığımız için biraz bize pahalıya geliyor tabi. Ben çok fazla kullanmıyorum. Toprağın içinde ve yüzeyinde kullanmayı tercih ediyorum. Dibine koymuyorum. Ama elinizde imkanlarınız varsa dibine lav taşı da koyabilirsiniz strafor yerine. Yine bu da faydalı. Hani en azından nem dengesi sağlar ve gözenekli yapısından dolayı da suyu geçirir. Bakın nasıl güzel ya. Çok seviyorum. Bunu böyle yiyesim geliyor gördükçe. Ama şimdi dolomit taşlarını koyduk. Çakıl taşı da diyorlar.
komple kapattı arkadaşlar. Yani hiç gerek yok. Saksım da bayağı ağırlaştı. Keşke tartıyı getirseydim. Tartardım ne kadar fark oluyor diye. Çok severim öyle gereksiz işleri. Evet dostlar, sormak istediğiniz bir soru varsa sorun. Nacizane hani kendi fikrimi ve kendi tecrübemi paylaştım sizlerle. Profesyonel değilim biliyorsunuz, hep diyorum ben bir amatörüm. Sadece kerasımda kendim ne yapıyorsam onu sizinle paylaşıyorum. Bunu da size tavsiye etmiyorum. Dolamık taşları parklarda, bahçelerde güzel görünüyor. Orada dursunlar. Mümkünse bizim toprağımızın içine karışmasınlar, dışına da karışmasınlar. Bunlar park ve bahçelerde güzel. Çünkü bizim toprağımıza ya da bitkilerimize hiçbir faydası yok. Zararı olabilir. Hiç kullanmayalım, daha iyi. Hepinize sevgiler dostlar.